Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Bugün karşınızda sokakta değilim, kamera karşısında, birebir odada ve 100 bin plaketiyle karşınızdayım. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk teşekkürü size edeceğim. Çünkü sizler izlediniz, beğendiniz, yorum attınız. Spama uğradığımız zaman o spamları kaybetmemiz, o spamları yenebilmek için yorumlar attınız. Bizlere destek oldunuz. Katıl butonlarına katıldınız. Ve bizler de sizler için neler yaptık? Aslında şöyle bir özet geçmek istiyorum. Kanal Türkiye'de ne var? Niye bu kanal var? YouTube'da nereden esti kafamıza? Televizyondan çıktın kardeşim, YouTube'da ne alaka? Git başka bir televizyonda çalış da diyebilirdiniz. Ama YouTube'da ve sosyal medyada ne dolu? Hani kanalizasyonların içi nasıl lağım doluysa, sosyal medyada aynı şekilde algı dolu. Bizim amacımız ne? Biz de oradaki çöpçüyüz. O algıyı temizleyecek, o algıyı bozacak, o amatörce yapılmış olan yalan dolan algılarınızı, parayla tuttuğunuz vatandaşları, tiyatro oynadığınız YouTube mecrasında söke söke ses hatları isterseniz değiştirin. Hiç fark etmez ama biz bozmaya geldik. Bozacağız da Allah'ın izniyle. Ve 100 bin abone plaketini aldık. Şöyle bir gösterelim, adettenmiş göstermek. 100 bin abone plaketini aldık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle teşekkür etmem gereken ekip arkadaşlarıma var ama onun öncesinde bir konuşma yapmak istiyorum. Biz kah güldük, kah sosyal medyada haddini bil kıvırcık diye linç tagları açtınız. Kah Mert Arman Müslüman mısın diye sosyal medyada 2019-27 Aralık'ta linç kampanyası başlattınız. Bu sene yine linç kampanyası başlattınız. Hakkımda mahkemeler, davalar açtınız. Ve ben sadece sokakta soru sordum, biliyor musunuz? Benim soru sormamı bile hazmedemeyen bazı vatandaşlar, siyasetçiler, gazeteciler, kendi gazetecilerinin ayakları taşlara değse, en ufak bir taşa değse sosyal medyayı başımıza geçiriyor. Bana sokakta saldırı oldu, küfür oldu, hakaret oldu, sesini çıkartmadılar. Üstelik Mert Arman nefsi müdafaa yaparken orada Mert Arman vatandaşa saldırdı diye algılar yapmaya çalıştı. Aslında bu masa başında oturup konuşmak çok kolay. Bunu biz de yaparız. Biz de bu masada oturup birilerine bir şeyler sallayabiliriz. Ama biz sokakta vatandaşımızın sesi de olmak istediğimiz için sokağa inip vatandaşımızı konuşturmak istedik. Yapacağız da. Ama bunun yanında madem masa başına sallama trendine girdi herkes, madem şu kamera karşısına geçip birileri birilerinin linç atma tekniğine uygulamaya çalışıyor, bizler de bundan sonra o zaman ayrıyetten masa başında otururuz, konuşmak istediklerimizi konuşur, gündemi de değerlendiririz. Bu yolda güldüğümüz anlar oldu mu? Oldu. Siyaseten böyle eğlendiğimiz anlar oldu mu? Oldu. Abi. Silahım. Abi. Kızdığımız anlar oldu mu? O da oldu. Biz zaten o yüzden bir aileyiz. Yani hep birlikte ben YouTube'da video attıktan sonra oturup şöyle ne yapıyorum biliyor musunuz? Pijamalarımı giyiyorum. Videoyu attıktan sonra sizin yorumlarınızı şöyle okuyorum. Oradan beğenebildiklerimi beğeniyorum. Sonra da DM'den gelen mesajlarınızı tek tek okuyorum. Cevap verebildiklerime cevap veriyorum. Yani zannetmeyin ki bizim bir ekibimiz bunu yönetiyor. Bizim ekibimiz gelen mesajları okuyor falan değil. Ekip de okuyor ama ben özellikle her seferine bakıyorum. Ekip dediğimizde kim? Öncelikle ilk teşekkür etmek istediğim, madem konumuz YouTube plaketi, YouTube hakkında bize en çok yardımcı olan, hiç tanımadığı halde gerçekten gönüldaşımız olan bir Serkan abimiz var. Serkan abiye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hayatımızı hiç görmedik ve sosyal medyadan tanıştık ve birileri vasıtasıyla tanıştık, arkadaşlarımız vasıtasıyla. Bize algoritmaya sokabilecek bir kişi ve YouTube'un en büyük tekniklerini öğreten kişi Serkan abi, çok teşekkür ediyorum sana. Bilgi ve faydalarından dolayı Kanal Türkiye'ye en büyük katkılardan bir tanesini sen sundun. Ve montajcımız Hamza'ya değinmek istiyorum. Hamza o kadar güzel bir çocuk ki bizim bütün montajlarımızı yapar. Her videomuzun montajını Hamza yapar, editini Hamza yapar, istediğimiz bir şey olduğu zaman yine Hamza yapar. Yani bir şey mi lazım? Hamza iki ekmek al gel diyeceksin. Hamza iki ekmek alacak gelecek resmen. Öyle güzel, öyle bu kanala yardım eden kanalımızın beyinlerinden bir tanesi adeta montajcı Hamza, alkışlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Hamza sana da. Ve Kaan var. Kaan'ın yaşı genç. Ve Kaan, abi grafiklerini ben yapmak istiyorum dedi. Bu arada
Ekibimizde katıl butonundan gelen ücretlerden arkadaşlar bizler ekibimizin ücretlerini veriyoruz. Bilginiz olsun. Yani bedavaya da öyle çalış, işte dava, mücadele, bedavaya çalış yapmıyoruz birileri gibi. Bizden gözüken birileri bunu yapıyormuş. Çok üzülerek öğrendim. Dın, parantezi kapattım. Kaan'a geldim. Abi senin kapaklarını ben yapmak istiyorum dedi. Dedim Kaan bir yap bakalım bir tane görelim. Ya Kaan yaptı gayet de güzel. Bazen kapaklarda bir sıkıntı oluyorsa Kaan emin olun o gün uyuyordur. Uyuduğu için kapağı ben yapmak zorunda kalmışımdır. O yüzden öyle kötüdür o kapak yani. Normalde kapakları Kaan'ımız yapar. Kaan'a da kocaman bir alkış. Çok teşekkür ediyorum Kanal Türkiye ailesi. En önemli kişilerden bir tanesi de Melih İzgi. Bu kardeşimiz de çok genç. Ve bu kardeşimiz öncelikle geçmiş olsun. Sağlık sıkıntıları çıktı son günlerde ama Allah şifa versin inşallah iyileşecek. Melih bana dedi ki abi senin sosyal medyadaki Kanal Türkiye, Twitter ve Instagram hesaplarını ben yönetmek istiyorum. Melih dedim tamam sen yönet ama nasıl yöneteceksin bilmiyorum. Al sana şifreler hayırlı uğurlu olsun dedim. Melih aldı ve dakika başı tweet, Instagram gönderisi, Telegram mesajları hepsini Melih gönderiyor. Melih'e de kocaman alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Melih'te. Ve en büyük katkılardan bir tanesi de aslında benim yanımda kameraman Halil. Halil, şimdi Ahmet Halil adı ve Halil gerçekten abi dedi istiyorsan düğünün var. Ben dedi ücret istemiyorum. Düğünden sonra helalleşiriz dedi. Ben dedim ki hani elimden geldiğince dedim yok olmaz öyle dedim. Ve o kocaman yüreğine çok teşekkür ediyorum Ahmet Halil. Kendisi Üsküdar'da yaşıyor. Ya daha yeni tanıştık. Ve bundan önce aslında çok kameraman geldi geçti ama Kanal Türkiye'de gerçekten en kalitelilerinden bir tanesi diyebilirim. Çünkü gerçekten yüreği çok temiz bir kardeşimiz. Ahmet Halil'e de koca izniyle, Ahmet Halil koca izniyle kocaman alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum sana da. Ve kanalımızda sunucu arkadaşlarımız var. Murat abimiz var, Recep var. Abdullah ve Ramazan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok genç tarihçilerimiz. Allah yollarını açık etsin. Bizlerle zaman zaman yayınlarımıza konuk olacaklar. Onlara da kocaman alkışlıyoruz. Ve en büyük teşekküre geldik. En büyük teşekkür de sevgili izleyenler sizlere. Çünkü ben her insanın sıkıldığı, üzüldüğü, bunaldığı anlar var. Böyle ya ben bu kadar vinç yiyorum. Acaba bu insanlar haklı mı? Diye düşündüğüm zaman bir tane genç kardeşim bana mesaj attı. Abi dedi ben büyüyünce asker olmak istiyorum senin sayende. Bir tanesi mesaj attı abi ben Kur'an kursu hocası olmak istiyorum dedi. Bir tanesi mesaj atıyor abi ben öğretmen olmak istiyorum senin sayende. Karşı taraftan, karşı düşünceden olan insanlar da küfür ve hakaretlerine devam etti. O zaman dedim ki, biz doğru yoldayız bir izniyle. Ve bu yolda olmaya da devam edeceğiz. Bana bazen senin tek derdin menfaat, tek derdin işte kudret, mal, mülk diyorlar. Eğer mal, mülk olsaydı benim şu andaki YouTube izlenmem 3 kat daha fazla olurdu. Çünkü bu görüşü savunmazdı. Bu düşünce de olmazdı. Vatandaşlarımız, gençlerimiz de bu sohbetlere girmezdim. Giderdim, görüyorsunuz belli YouTube kanallarının izlenmelerini ne kadar yüksek. Çünkü onların kitlesi sosyal medyada daha fazla. Emin olun burada daha fazla güce sahip olmak isteseydim burada olmazdım. Ben burada ulaşabildiğim kadar insana ulaşacak mıyım? Evet. Ve ulaştığım insanlara da doğru bilgiyi aktarmaya çalışacak mıyım? Evet. Ama ben bu düşünceleri aktarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Ve sadece sosyal medyada değil. Sizlere her yerde ulaşmaya çalışacağız. Şehir şehir gezeceğimiz günler de olacak Allah'ın izniyle. Kanalımız büyüdükten sonra, o güce tam sahip olduktan sonra emin olun şehir şehir hepinizin yanınıza da geleceğiz. Ve en büyük teşekkür evet dediğim gibi sizlere. Çünkü tam böyle üzüldüğümüz, böyle hafiften sinirlendiğimiz noktalar olduğu zaman sizin mesajlarınız, sizin yorumlarınız, sizin beğenileriniz, sizin desteklemeleriniz, başka platformlarda paylaşmanız beni çok mutlu etti. Ediyor. Mesela bizim röportajlarımızı alıp paylaşan, edit yapıp paylaşan insanlar oluyor. Normalde onlara ajanslar telif gönderir, kaldırtır, hesabını kapatır. Ben onları yaptırmıyorum kesinlikle. Yani paylaşsın. Paylaştıkça çoğalır zaten güzelliklerin hepsi. O yüzden en büyük teşekkür sizin. Benim için bir ailesiniz aslında. Benim için neden bir ailesiniz biliyor musunuz? Sokakta karşılaştığım zaman bana çay ikram etmek isteyen amcamızdan. Ve bana sarılan teyzemize.
gelip fotoğraf çektiren kardeşime, gelip benimle konuşmaya çalışan kız kardeşime, hepsi sokakta tanıdığım, tanımadığım insanlar ama ekrandan hepinizi tanıdığım insanlarsınız. Çok güzelsiniz, biliyor musunuz? Başka şehre gittiğimiz zaman acaba biz burada yabancılık çekecek miyiz diye düşündükten sonra Antalya'da gelip bize çay ikram eden, su ikram eden o sıcakta izleyicimizi bulduk. Ya biz çok güzel bir aileyiz. Ya Allah nasip ederse, diyorum ya, kudret önemli. O kudrete sahip olduktan sonra gerekirse bütün, keşke imkanımız olsa, bütün uçak, yol, yemek masraflarınızı, kalacak yer masraflarınızı ayarlayabilsek, sizi hepiniz izleyenleri şöyle bir otele toplasak veya bir kampa toplasak, hep birlikte orada bir tanış olsak. İnşallah o günler gelir mi? Gelir. Hayalleri büyük tutmamız gerekiyor. Kanal Türkiye'de sadece sokak röportajım olacak. Her çeşit sokak röportajımız olacak. Bunun yanında başka bir kanalımızda da sizinle masada konuştuğum gibi zaman zaman konuşmalar yapacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Bunun için teknik anlamda şu anda çalışmalarımız başladı. Elimizden geleni yapacağız. Bilginiz olsun. Hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem biraz içimi dökmüş oldum size, hem de 100 gün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saçlarım hakkında soru soruyorsunuz. Abi uzatacak mısın? Yine uzatacak mısın? Uzatacağım. Kapanışı şöyle yapalım. Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Arman. Bir programın daha sonuna geliyoruz. Bugün programımızı 100 bin aboneyle kapattık. Bakalım bir sonraki programlarımızı kaç milyon aboneyle kapatacağız? Unutmayın ki amatörce yapılan algıları profesyonelce bozan Kanal Türkiye. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet. Selamünaleyküm.